Giresun Şebin Karahisar'da siyanür atıklarının depolandığı havuzun patlamasıyla büyük bir çevre felaketine neden olan madencilik şirketine ceza geldi. Bayilik şirketin faaliyetlerini süresiz durdurdu. 12 milyon liralık idari para cezası verildi. Ama kaybolan çevre ve halk sağlığı geri gelmeyecek. Yedi kardeş köyünde bir çevre felaketi var. Kılıçkaya barajı, madeni şeyindi baraja. Böyle bir rezillik olmaz, böyle bir kepazelik olmaz. Madencilik şirketinin denetimsizliği yüzünden siyanür atıklarının depolandığı havuzun duvarı patladı. 4500 ton kimyasal atık dere sularıyla baraja kadar ulaşıp çevreye yayıldı. Yaşanan bu korkunç olay sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından faaliyetten men edilen maden şirketine en üst sınırdan olmak üzere 12 milyon liralık idari para cezası verildi. Ama sular ve çevre artık zehirlenmişti. Barajın kuyuları patladı. Bir çevre felaketi var. 18 Kasım'da Giresun Şebin Karahisar, Yedi Kardeş Köyü sınırında yaşandı bu felaket. Çinko ve kurşun zenginleştirme alanında faaliyet gösteren şirkete ait siyonür atıklarının depolandığı havuzun duvarları patladı. Zehirli atıklar Darabul Deresi ile taşınarak Kılıçkaya Barajı'na kadar ulaştı. Şu rezilliğe bak, şu rezilliğe bak. Yani. Çevre halkını isyan ettiren olay sonrası maden atık sahasında inceleme başlatıldı. Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından hazırlanan raporda 4500 tonluk kimyasal atığın çevreye yayıldığı ortaya çıktı. Giresun Valiliği'nce alınan karar sonrası madencilik işletmesinin faaliyetleri süresiz olarak durduruldu. Şirkete 12 milyon liralık para cezası verildi. Ama o ceza kaybolan çevre ve halk sağlığını geri getirmeyecek.